Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi havalimanına geldim, Sabiha Gökçen Havalimanı. Şu an elimde valizler var. Aşırı doluyum. Ve o kadar çok trafik vardı ki saat 3'te çıktım. Şu anda saat 7 falan, 6-7 olması lazım. Anadolu Jet firmasını arıyorum da bulamadım ya. Sanırım Anadolu Jet'ti yani. Bilmiyorum, neyse. Check-in yaptıracağım şimdi. Buldum. Check-in'i yaptırdım. Valizi bıraktım yalnız. Valiz o kadar çok ağır ki, hani boş haliyle bile çok ağır. Dedim ki 15 kilodan fazla çıkacak herhalde dedim. Onlar da dedi, hani oradaki check-in'i yapan adam dedi ki yok ya, sıkıntı yok dedi. Çıkacağını zannetmiyorum dedi. 16,5 kilo çıktı. 15 kilodan sonrasına para veriyorsunuz. Ama benden almadı. Neden acaba? Çünkü ben çok tatlı bir kızım. Şimdi bir saat sonra orada içeride olmam gerekiyor ama galiba şu kahveyi içtikten sonra içemedim. Şu kahveyi içtikten sonra içeri gireceğim. Normalde bunu sigara kahve yapardım ama evden çıktığımdan beri kahve sigara içmiyorum. Sanırım almayacağım da sigara. Arkadaşın yanına geçtikten sonra belki o zaman alırım. Bu arada ben videonun başında söyledim mi nereye gittiğimi bilmiyorum ama sanırım videonun ortalarında falan söyleyeceğim. Aldırıp sakındım nereye gittiğimi görmeyin. Birazcık aranızda şey olsun. Anı güzel ışık. Tam neyse, ben gidiyorum. Daha demin check-in yaptırırken şey, böyle sıradayım. Tam böyle önümden böyle bir iki üç kişi önümdeki kız şey yaptı böyle. Aa sen de mi buradaydın falan filan yaptı. Ben de dedim ki arka tarafımda falan birisi vardı herhalde, onunla konuşuyor. Meğersem bana söylemiş, o takipçimmiş. Şimdi 311 ve falan gibi bir numaralı uçağın şeyine gittim. O taraftaymış. Beni seni bekliyorum dedi. Ben arka tarafımdaki kadın gülünce ben de dedim ki onu söylüyor herhalde. O yüzden dedim kız o kadar dedim beni beklemiş orada. Ben öbür taraftan çıktım çünkü. Dedim ayıp olmasın dedim. Ben de indim böyle in aşağıya. Onu uçağına uğurladım. Şimdi de kendi kapıma gitmeye çalışıyorum. Ama çalışıyorum sadece. Lütfen dikkat. Son çağrı. Bir Türk Hava Yolları TK. Şimdi uçağa bindim. Yaklaşık 15-20 dakika falan var herhalde. Ondan sonra kalkacağım. Telefonlarımı kapatıyorum. Yani uçak modumu alıyorum. Buradan sonrasında insanlardan utandığım için çok fazla çekeceğim. Şu anda yanına birisi oturuyor. Çok heyecanlıyım şu anda. Karnım falan çok kötü ağrıyor. Tuvalete de gitmem lazım. Altıma yapacağım. Şimdi bagajımı almaya gidiyorum. Bagajım solda diyor. Ve arkadaşım beni bekliyor. Valizimi bekliyorum ve şu ekranda İzmir Airport yazıyor. Ve ben o İzmir'i İzmit olarak okudum. Ve dedim yanlış yere mi geldim? Uçakta biraz uyumuş olabilirim. O yüzden dengem biraz sarsıldı. Deminden beri bir tane valiz dönüp dolaşıyor. Başka hiçbir valiz çıkmadı. Valizimiz yok. Kimsenin valizi yok şu an burada. Niye yok ya? Açım ve çişim. Valizini aldım. Ama bu sefer birazcık daha hafif geldi. Bilmiyorum içindekilerimi aldınız, ne yaptınız ya. Ellerini açıyordu kız, ben de dedim bana mı? Ne oluyor? Ben yanlış yerden çıkıyorum. Çaktırma yine. Hani böyle çıkışlarda bir pankart falan asıyorlar ya. Şurada duran insanların pankart açmış olması gerekiyordu. Bana bence öyle yapmalısın. Umarım böyle yapılır. Neyse, burada herkes buraya insanlara bakıyor. Utandık çıkar diye. Ben de kamerayla çıkıyorum, kafaya bak. Takıldım. Evet, geldim şimdi bakın. Yanımda kim var? Benden uzadı mı sen? Biraz. Evet, uzamış. Aslında. Tamam, şimdi biz bir şeyler yazıyoruz. Kanka ne yapıyorsun?
tırda bir gün geçirme yapalım mı? Hep beraber tırda bir gün geçirelim. Hangi tırda? Ne bileyim. Her neyse, şimdi biz evdeyiz ve şu an gece saat 3'e 10 var. Ben de karar. Yarın ve 1,5 hafta içerisinde çekeceğimiz challenge'ları, işte blogları falan ayarladık. Bunlara göstermiyorum. Bu arada çok güzel challenge'lar geliyor. Çok güzel yarışmalar geliyor. Güzel vloglar geliyor. Bu da yasak mı acaba videolar? Ya kime ne ya? Kime ne? Aa, boğa oldun sen. Aa, büyü yapıyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Bu ne? Bunun içinden bir şey çıktı. Topluk topluk şeyler var. Bunun ne olduğunu bilen kişiye öpücük. Arkadaşlar şimdi kahvaltı edeceğiz. Ah, hemen bunları bitirmemiz lazım. Can nerede? Neyse şimdi Can'ı görelim. Ah, şimdi eve geldik. Tabii siz en son kahvaltıyı falan izlediniz sanırım. Tam bilmiyorum hangi sahnelerde kaldığımızı. Can benim vlog sahnelerimi maalesef çalacağını söyledi. Dostum lanet olsun. Onlar benim artık. Onlar artık onunmuş. Can'ı sağ olsun, ne diyeyim. Bu arada kupalarımı teşekkür ederim. Hepsi benim. Takılırsan ağzını sıçıyorum. İşte neyse. Böyle takılıyoruz şimdi. Ne diyecek? Ben bir şey soracaktım ya. Evet. Benim videolarımı Can'ın almasının sebebini Can'ın kanalına gidip o bana yaptığı iğrenç şakayı izleyerek anlayabilirsiniz zaten. Hiç de iğrenç değildi. Ne iğre... Ağladım. Net söyleyeyim, ağladım ama çok belli etmedim. Ağlayabiliriz. Şaka şakadır. Bazen güleriz, bazen ağlarız. Yani izleyenler için komik, senin için. Bravo. Mutluluktan ağlasaydım bari. Korkudan ağladım. Mutluluktan mı? Düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Evet, yorumlara lütfen beni mutluluktan ağlatacak şeyleri yazar mısınız? Ve sizi mutluluktan ağlatacak şeyleri yazar mısınız? Güzel. Güzel yorum şeyi, kapasitesi güzel olur. Her neyse, biz şimdi montaja başlayabiliriz birazdan. Hanımefendi. Hanımefendi. Buyurun. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Bana niye böyle bir şaka yaptınız acaba? Korkmak istedik. Çok korktum. Aa, gerçekten. Hani neyse, videoyu izleyebilirsiniz. Can'ın ve teyzesinin yaptığı şakayı. Videonun en sonuna koyacağım ve kartlara koyacağım bu arada. Haberiniz olsun. Evet, şimdi Can'a headshot atacağım. Tamam acıdım hadi. 1-2-3 Olmadı. Hayır, gözünü kapatıyorsun çünkü. Düzelt gözünü. Rukiye abla, headshot atıyorum sana. Hazır mısın? Harbi çok güçlü geliyor. Çok iyi lan. Yanlış, kendime basarak acıyorum ben. Evet, Can şu anda şaka montajı yapıyor. Hala videoyu izlemediyseniz hemen yukarı kaydırmayın, kaydıramazsınız. Çünkü burası Instagram değil. Ne? Hercai. Hep bağırıyorlar ya. Kanka. He. Benim saçım bağlıken çekiyorlar. Ya öf, bir sus ya. Ne haber fındık? Ya bir susana sen. Gençler, bu şaka videosunu yarım saat sonra bu video yayınlanıyor olacak. Bu videonun son sahnesinden gidebilirsiniz. Can Arsu kanalından. Can, bir prim yap bakayım benden. Ne oldu? Arkadaşlar, uyanmamı istiyorsanız Can Arsu olmuşsun. Hem abone olun hem takip edin. Takip edin. Biz de böyle takılıyoruz işte. Ne? Sıra bize mi geldi? Bize geldi. Tipime bak Allah aşkına. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş yastığına yatmak da ayrı bir ironi. Ama olsundu. Neyse, Can montajını yaptıktan sonra save atacak ve sonra ben de kendi montajımı başlayacağım. İnanmıyorum, gözümün rengi değişip duruyor. Arkadaşlar, İzmir'deyken çekmemi istediğiniz videolar varsa eğer lütfen yorumlarda belirtin. Böyle böyle bir video çekebilirsin. Biz şu anda senden şöyle şöyle videolar istiyoruz. Can'la birlikte bunu çekebilirsin dediğiniz videolar varsa eğer lütfen aşağıya yazın, yorumlara yazın. Ve efsane videolar çekeceğiz. Efsane bir listemiz var. Sizi bekleyen efsane challenge'lar var. Efsane vloglar var ve bu yüzden videoları beklemede kalın. Topluluk sekmesinden haberleri alabilirsiniz. Bütün güncel haberlerimizi orada paylaşıyoruz. Instagram adreslerimizi zaten videonun açıklamasına koyacağım. Oraya da gidebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer hala kanala abone değilsen ve bildirimleri açmadıysan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Eğer bu videoyu bu saniye kadar izlediysen ve beğendiysen like atmayı, beğenmediysen neden beğenmeyesin? Artık ekranın kararması ve yuvarlak bir sembolün hoşça kal Arda Beyleri yazması olmayacak. Çünkü hoşça kal Movavi. Hoş geldin Premiere Pro. Kısacası.